Dallar çok dallar çok erimediği için genelde yaprakları koyuyoruz. Çok fazla da incelemeye gerek yok. Sadece yaprak dağıtsanız olur. Bunları bıçakla hafif hafif dilebilirsiniz de. Burayı komple atalım. Isırganın yakmasından da korkmayın. Isırgan yaksa da kendine hatırlatan bir bitki. İçinde çünkü sırrı var bunun. Bunu bildiğiniz bahar ayında ya da şimdiden ekeceğiniz, dikeceğiniz bütün seradaki sebzelerin dibine gübre olarak verebilirsiniz. Belli bir ölçüde dökülüyor değil mi? Evet. Bu şimdi 5 litrelik yoğurt bidonu diyelim. Bunun içine bizim koyacağımız yarım kilo kadar ısırgan yaprağı koyuyoruz. Evet, bu kadar yeter. Şimdi, evet, üstüne suyu koyalım. Normal kaynak suyu ya da en güzeli yağmur suyu. Bu bulduğumuz kaynak suyu aslında. Kaynak suyu. Yağmur suyu daha sade olduğu için değil mi? Çok böyle gramajla bir işimiz yok. Göz kararı da olsa. Yani bunu fazla da koysanız bir sıkıntısı yok. Çünkü sonuçta tekrar suyla seyratacağız. Bu da 5 kilo alması Şimdi, bununla yaptık. Zararlı olarak gördüğümüz ısırganı yararlı hale mi getiriyoruz abi? Evet, yani bahçelerimizde bir tehdit, ya bu ısırganı nasıl yok etsem diye düşündüğünüz ısırgan otunu biz şimdi faydalı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten de %100 faydası olan bir bitki ısırgan. Neden? Çünkü zaten çorbasını yapıp içiyoruz. İnsana zararı var mı? Yok. Çorbasını yapıp içtiğim bir şeyi bahçeye de uygulayacağız. Ne yaptık? 5 litrelik bidonun içine yaklaşık yarım kilo, 600 gram civarında ısırgan yaprağını koyduk. Üstüne yağmur suyu koyduk. Bunun ağzını kapattık. 15 gün boyunca bunu çürüteceğiz bunun içinde. Çürütürken de ara sıra sabahları kalktım. Şöyle biraz çalkaladım. Gölgede mi olacak abi? Gölgede olsa daha iyi. Ağzını açtın, ister içine